Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Songül Hanım'dan başlayalım. Günün en çok konuşulan yemeği böreğimiz. Kübra'cığım. Özellikle bugün Kübra'nın mutfağı teşrif ettiler. Ellerine sağlık tekrardan. Evet, afiyet olsun. Kübra'cığım su böreği yapmış, getirmiş Sivas'tan. Mutfağa geldi, tam da Aslan Hanım börek açıyordu. Evet. Bir yufka daldı, o açtı, öyle açılmaz böyle Aslan açılır Hanım diye. Aslan Hanım biraz bozuldu ama geldi mi? Yani ben de bozuldun sonuçta... mu cidden Aslan? Tabii ki bozuldum. Ya bir art niyet sezdin mi yoksa art cidden? Art niyet sezmenizi düşün. Sezdin mi bir art niyet? Yok. Niye bozuldun? Bozuldum. Art niyet sezmedim ama bozuldum. Bozuldum. Yine de gelmeseydi iyiydi diyor galiba. Yani mesela son gün sen ister misin mutfağında yemek yaparken biri gelsin öyle bir anda elinde börekte ya da dur bir yufkada ben açayım? Yok, asla istemem. İstemez. İstemem, kendi günümde istemem. Kadir Bey, bence yani herkes hani kendi el lezzetine bakmalı. Afiyet olsun. Ben olsam yani dışarıdan gelen bir ürün beni moralimi bozmaz. Çünkü eğer el lezzetine güveniyorsam... Suyunuzu da yani, doldurabilirim istiyorum. Aslan Hanım'ın da öyle bir problem mi vardı? Ama belki yani bozulmaması o... gerekirdi. Hayır, hani. Ona bozulmamıştır senin. Hayır, getirdiğin börek değil de ben açayım dediğin için bozulmuştur. Evet. Ama hani Aslıhan Hanım ben ama yapmadım gibi o... düşündü. Öyle bir şaşkın ifadeyle bakınca hani göstereyim ki. Bence yani onu benim yani. Programımda getirmemeliydin. Kübra, eğer benim günümde gelip benimle birlikte hamur açarsa masamda izin vermem asla. Kabul etmem. Atarım dışarı onu. Bu tamamen A'dan Z'ye yarışmacıya yapılan bir saygısızlıktır. Asla kabul edemem. Çok farklı şeyler olabilir ya bunun sonucunda. Ben kabul etmiyorum yani böyle bir şeyi. Biz de sonuçta buraya hangi gün yarışacağımızı bilmeden geliyoruz. Ben o böreği Kadir Bey için yaptım. Daha beklese o börek bozulacaktı yani. Evet, yok, tadına bakamayacaktı. Yani mutfağa mı getirmez? Tamam kız, bir şey demedim. Öyle bir bakayım. Yani ekşirdi diye dedim. Sizin ya mutfağa değil. Getirmeseydi kahveye mi getirseydi? Evet. Sen bir alternatif aynen, sun bari. Aynen, kahveye getirebilirdim ama benim günüm olursa ben günümde veririm dedim. Sonra da düşündüm ki... Ya, cuma'ya kadar mesela cuma yarısı, cuma'ya kadar böreği yok, belki yarın yarışabilirim gibi de düşündüm. Aslında arkadaşıma kastı yapmadım. Ama sen diyorsun ki elinin lezzetine güveniyorsa ben börek de getirsem morali bozulmamalıydı. Evet, evet. Aslan Hanım bence benim börek getirmemi kendine rakip olarak gördüğü için biraz modu düştü diye düşünüyorum. Benim günümde getirseler ben açıkçası böyle bir tepki vermem. Ben kendinden eminsem dış etkenler beni etkilemezdi. Modum düşmedi, gayet de güzeldi ama onu da getirmemeliydi benim günümde o börekleri. Bu börek bu kadar olay olduğuna göre demek ki Aslıhan Hanım beni bayağı bir kıskandı demektir. Aslıhan Hanım hani ben yapmadım gibi böyle hani düşündü. Neyse siz benim böreğimi tadına bir bakın. Ne, tabii ki sizinkine de bakacağız şimdi. Seninkine bakacağız mı burada? İnşallah. Evet. Bakalım menüde bakacağız neler var. Hiç böyle çıtır çıtır börek yedin mi? Bize mi diyorsunuz? Yok, direkt Kübra'ya dedim. Bana mı dediniz? Hı hı. Çok yedim. Bak, dua et Aslıhan'a. Aslıhan'ın bunu siz sana börek mangalda mı yaptınız şunu? Biz yapıyoruz siz yani ne sürekli. Ne tadı aldınız Zeynep Hanım? Mangalda mı közlediniz? Yok, siz ne tadı aldınız? Siz ne tadı aldınız? Ben öyle aldım. Onu en son konuşalım. Evet. Bunu siz yaptınız zaten değil mi? Evet, evet. Hı hı. Ben patlıcan yemezdim ama Baba Gannur. Baba Gannur'u da yedik yani. Adana usulü Baba Gannur'umuz tabii ki. Onu da araştırabilirsiniz. Ben şunu da yiyeyim de günah olmasın bari. Öyle diye diye 100 kilo oldum. Bu hafta sal biraz. Ben önce de. Zeynep abla da diyor diyet yapıyorum ama maşallah öğle yemeği yedi. Akşam yemeği de çok güzel yedi yedi gitti. Öyle diyet olmaz ki. Bak benim gibi. Sabah kahvaltıdaydım, bir de masada. Ben diyetteyim, ne yedim? Hamur yedim mi? Böreği hani rica etti, bir tadına bakayım. Bir dilimini yedim sadece. Ölümlü dünya. Baba Gannuş'unuz güzel olmuş. Afiyet olsun Zeynep Hanım. Kadın iyi ki de diyette. O kadar her şeyi sildi, süpürdü. Gözleri Baba Gannuş tabaklarımda kaldı. Evet, afiyet olsun herkese. Ara sıcakların da tadına baktık. Zeynep Hanım zaten patlıcan salatasını az önce övdü. Bence börek hakkında da yorumunu yapsın. O kadar da çok hani böyle çıtır çıtır diyorsunuz ya. O kadar da hani çıtır çıtır böyle. Hani değil, orta derece diyelim.
Bilmiyorum, bana göre çok güzel, çıtır çıtırdı yani. Sana göre zaten öyle, bize göre değil. Biz buna Osmaniye'de, yine söylüyorum. He. Normalde hani börek denir değil mi, el açması? Normalde biz kömbe deriz. Evet. Anne, hani bunu annelerimiz böyle büyük tepsilerde yaparlar, saçların içinde pişirirler. Saç deriz, ekmek saç, üzerine kapatarak. Yani öyle aslında, tam orijinali ama bunu ben... Aslan Hanım, ben size soracaktım. Aslında bunun ismi kömbe mi? Kömbe gibi gözüküyor. Hani ben de ev yemekleri yaptığım için az çok biliyorum bu tür şeyleri. Yani hani başka yemek yapan arkadaşları da takip ettiğim için bunu, yani satışını kömbe olarak yapıyorlar. Kömbe diyoruz. Aslan Hanım, evet, bu kömbe mi diye soracaktım kömbe size. Normalde kömbe. Hani... Peki beğendin mi Zeynep abla? Orta. Orta. Evet. Peki, afiyet olsun. Yani ondan daha güzel börekler tattım. Ya övülecek bir börek değil mi bu kadar? Yok, o kadar da övülecek bir börek değil yani. Tamam, patlıcan okey. Köz, güzel kokusu, aroması okey. Yedim ama böreğin o kadar da değil yani. Peki, bana afiyet göre olsun. Değil. Afiyet olsun. Kadın hevesini kursağında koydu. Kadın övdü. Az önce var. Kübra'ya dedi ki, daha önce sen bu kadar çıtır börek yedin mi dedi. Ama işte o kadar, evet, çıtır değil. Evet, yedim dedim ben de. Evet. Anladım. Peki. Kübra, sence köz patlıcan şey salatası neydi bunun adı? Evet, babaganmış. Babaganmış. Evet, sence közlenmiş mi, fırına mı verilmiş? Yok, közlenmiş. Köz tadı geliyor. Onun için daha lezzetli olmuş. Evet, lezzetli olmuş. O güzel ama börek için şunu söyleyebilirim Kadir Bey. Hani börek olarak değerlendirdiğimizde yani ince. Ama bize kömbe deseydi kömbe olarak daha mantıklı olurdu yani değerlendirmemiz. Kalın yapsaydım bu sefer de çok kalın derdiniz. Yok, ismini kömbe olarak verseydiniz bize. Evet, ama sizin böreğinizi de gördük yani, su böreğinizi getirdiğinizi. Nasıl gördünüz benim su böreğimi? Ama şimdi bir dakika, bunun su böreğini yani eleştirmiyoruz ki. Yani şu anda benim günümde değiliz, sizin gününüzdeyiz Aslan Hanım. Onu evet, diyorsun. O da var. Yani. Afiyet olsun. Sağ ol, elinize sağ ol. Afiyet olsun ama o da zaten mutfakta onun için sana dedi. Bugün senin günün değil, o böreği niye getirdin diye. Aynen. Onun derdi ama o zaten. Için. Kendi evet. Günün olmadığı için. Bana bir bilendi sanki Kadir Bey ama olabilir, yani bu yarışma. Aslan Hanım değil, başka birisi de olsa. Ama gördüm arkadaşımız yani. Da olsa, bence... Ben yine getirecektim. Bak size ben neye inanıyorum biliyor musunuz? Neye inanıyorsun? Kübra Hanım'ın gününde Aslan Hanım börek yapıp getireceğine inanıyorum. Getirebilir sonra. Belki değil. Başka bir şey yapar. Yani, yapmaz, bilmiyorum. Yapmaz, zannetmiyorum. Uğraşmaz yok. O kadar. Yok, ama o takmış kafasına Aslan belli. Aslan Hanım ama bak söyledi, Zeynep abla dedi ki, hani ben kasıtlı yaptığını düşünmüyorum dedi. Bence Zeynep Hanım'ın börek yiyesi var, gaza getirmeye çalışıyor. Senin günde börek yesin diyor, onun derdi yok, o şu yok, anda. Benim börek... Normalde peki, bu böreğin tadını kıymalı da çok güzel getirir ama... Adana Aslan, kebap kıymalı. Aslan, menüye bunu sen börek olarak mı yazdın, kömbe olarak mı yazdın? Normalde börek olarak. Börek, ıspanaklı börek. Peki börek statüsüne girmiyor mu senin açından? Yani benim açımdan girmiyor. Kömbe çünkü. İsmi kömbe. Ne farkı olarak... var mesela börekle kömbenin farkı nedir? Yani hani o daha yöresel kömbe yani. Kömbe biraz daha kalın. Sizin su böreğiniz gibi o kadar kalın oluyor. Tamam, bu börek, bak şunu demek yani istiyorum. Yani börek her denir insanın yöreniz zayıf, ince, güzel olur. Bak, ama bak, ama su böreği dediğiniz zaman her incecik olmaz ki. Ben, şöyle olur su böreği. Hayır, ben zaten yani yapacaklarım ara sıcağımda kömbe diye yazmadım. Ispanaklı ama, börek. Bak, Aslan Hanım, ama siz şimdi benim hani böreğimle karşılaştırıyorsunuz ya. Siz şimdi gidip bir yerde su böreği yediğiniz zaman böyle incecik mi geliyor, kalın mı geliyor? Kalın geliyor tabii su ki. Su böreği tabii ki yani sizinki çok kalındı. Ben beğenmedim. Ama siz tadına bakmadınız. Bir de onu şu anda yani kıyaslamıyorum. Neyse, Kübra'nın böreğini artık geride bırakalım. Son evet. Gün Hanım. Siz Ardahanlısınız. Evet, Ardahanlısınız. Böyle hamur işi, börek işi sizde de çok evet, vardır tabii, eminim. Evet, tabii bizde çok var Kadir Bey. Nasıl buldunuz? Vallahi dediği gibi, Kübra Hanım'ın dediği gibi ince olmuş. Ben kömbesini beğenmedim. Kömbe deseydi börek diye kol böreği gibi yapsaydı o zaman börek olurdu. Evet. Şimdi ama nasıl sen de yani? kömbe olarak eleştirdik. Bu kömbe şimdi yapmış. Şimdi kömbe derken... Börek kol böreği yapsaydı, ıspanaklı kol böreği bükseydi, dilim dilim kesseydi o zaman daha güzel olurdu. Ama bu börek böyle, bu böyle olmamış. Ben böreğini beğenmedim. Güzel olmamış. Hem de kabarmış. Katı zaten eksik. Bu kabaracak hayır, bir börek kabarma değil. Bu mayalı hani, bir börek değil. Mayalı değil. Bu hayır değil. Asla hayır, değil. Biraz daha kalın olsaydı daha güzel olurdu. O zaman böreği... kömbe olurdu. Ben o zaman kömbe yazardım hayır. Oraya. Ama bu börek. Ama sizin yöre... Ispanaklı tepsi böreği diye yazılıyor. Aslan Hanım, az önce çorbada mesela bizim yöre dediniz. Ama sizin yörede bu bir tık daha kalın oluyor zaten. Evet. Bir tık kalın ama ona kömbe de... Yani kömbe olsaydı ben bunu ama 8 kat değil bir şey karar bak, verelim bak, mi? Bir dakika, bu 12 kat mi? Açardım, kalın yoksa yapardım. Yoksa şey, ıspanaklı ya, börek mi? Ya ilk olarak zaten. Kömbe yazardım. Sen şu anda bunu lezzetli buldun mu peki yani?
Böreğini beğenmedim ama patlıcan neydi bu? Babaganuş. Babaganuşu çok beğendim. Gerçekten de gerçekten çok güzel olmuş. Elinize sağlık. İyi, ama böreğinizi beğenmedim. İyi o zaman bitirmiyorsun beğendiysen. Ana yemeğe bırakayım kendimi. Ha diyorsun peki. Evet tabii ana yemeği yememiz gerekiyor. Hayır yok gerekir. Yemeyeceksen ben yerim diye. O kadar beğendin mi? Vallahi çok beğendim. Tamam. Kadar kendimi... Hafif de ekşisi var. Hem de patlıcan evet. Sevmemesine rağmen. Hayatta patlıcan yemiyorum. Bir de Allah Allah. Çok şanslıyım. İçeride varsa getir bari. Yesin kadın bak patlıcan yemiyor. Vücuduna patlıcan girsin. İsterseniz bunu verebilirim. Buyurun. Aa, ay çok sevindim. Zeynep Hanım hem patlıcan sevmiyor hem babaganuşumu. Bak şimdi doğuruyor. Hayır evdekiler seni izleyecekler çıldıracak. İnanamıyoruz. Patlıcan yemeği de yapmıyor sorun orada. Ay. Bu saatten sonra evdekiler isteyecek ama senden ha, patlıcan yemeği. İsteyecekler değil mi? Tamam. Peki. Neyse ben mangalım var yani. Afiyet olsun. Yok afiyet ocak, ocağın olsun. Üstünde yapabilirsiniz köstavasıyla. Aynen evet. Mahmut Bey siz nasıl buldunuz? Lök. Gözleri kaldı. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Vallahi işte. Bak. Al. Nazar. Buyurun Mahmut Bey. Ben babaganuşu beğendim. Elinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Şimdi böreğe gelecek olursak. Tabii, evet, asıl böreğe gelelim şimdi. Herkes şimdi kömbe. Ama mesela kimse şunu demedi hanımefendinin böreği için. Mesela sert olmamış. Misal veriyorum. Bunda bir lezzetsizlik yok. Ya mesela ben bundan bir afiyet börek olsun. Tadı da alabildim. Yani direkt kömbe deyip bütün tabağı bence hiç saymamalıyız arkadaşlar. Sonuçta mesela burada bir emek var. Yani bu... Sert olmamış. Evet. Ama orijinali daha tamam, kalın. Tamam orijinali kömbe yazmamış. Evet kömbe nedir ne değil. Açıkçası aynen. Kömbe olarak yorum yapmıyorum kendisi buna. Kendisi kömbe evet. Olduğunu kabul etti ama. Babaganuşu beğendim. Afiyet börek olsun. Biraz daha belki kalın olabilirdi. Olabilirdi ama. Şimdi böreğin ben önceden çıtır olduğunu düşünüyorum. Bence soğuduğu için biraz çıtırlığı gitmiştir börekte. Sadece bir tık daha kalın olabilirdi. Diğer türlü yani dediğim gibi babaganuş daha ağır basıyor. Evet. Lezzet olarak. Bu da çok lezzetsiz diyemem. Bundan sonra börek yapmayın, bundan baba da... danış yapın. Afiyet olsun. Yani hiç sayamam böreğinizi. Mahmut Bey, elinize bunu... sağlık afiyet efendim. Afiyet olsun. Sadece dedi. Yanına keşke tarator tarzı bir şey olsaydı daha güzel olurdu ama. Yoğurtlu bir şey çok istedim, düşündüm ama şimdi şey dedim yani çorba da çok yoğun bir yoğurt hani acılı ezme için... var ya ben o açıdan dedim acılı mesela. Acılı ezmemiz sürpriz geliyor. Aynen ama dediğim gibi diğer türlü elinize sağlık. Evet tamam. Çok acı katmamıştırsın inşallah Adanalıyık diye. Bilmiyorum. Bunu şey yapsaydı yani kol böreği gibi sarsaydı daha güzel olurdu. Ya daha kesinlikle olurdu. Tamam ben mesela ben onu da söyledim. Dediğim gibi ama böreği siz direkt hiç saydınız. Mesela hanımefendinin böreğini sıfır dediniz. Yani sonuçta bunu el açmasına haksızlık yapıyor mu? Haksızlık oldu ben biraz. Ben orta mesela, dedim ama lütfen. El açmasını göz önünde bulundurmadınız. Tamam ben orta dedim onun için. Tamam ben şey yapanlar için ama diyorum. Ama şimdi mesela, sana demiyor zaten. El açmasını Mahmut Bey mesela, biz de yapıyoruz. Songül Hanım çorbadan başladıktan sonra Songül Hanım mesela hayır. Bunun bir şeyini beğenmediyse onu komple yok ediyor. Yani, ama mesela o şekilde biraz, yapmamalıyız. Evet, burada mesela bir emek var. Bu kadın bunu mesela açtı. Bunun içi mesela ben ıspanağını beğendim. Sonuçta bunu açmış. Bu bence çıtır çıtır bir börekti. Soğuduğu için bu hale geldi. Böreğinizdeki tek kusur sadece biraz daha kalın olabilirdi. Ama aynen. Diğer türlü beğendim. Ona katılıyorum. Seçim belki yanına, birazcık kalın olabilirdi bu ama. Bu yakışmamış olabilir belki. Bizler hani böyle daha ince bu sevdiğimiz için genelde böyle yapıyoruz. Şöyle yanına başka meze olabilirdi ama ben tamamen yanına yakışmış yakışmamışı şey yapmayacağım. Ben önüme gelen tabağın lezzetine bakarım. Afiyet elinize olsun. Sağlık. Peki. Dediğim peki. Gibi ben. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağlık. Evet ana yemeğimiz Adana kebap. Yanında lavaşı evet. Var. Soğan söğüşü var, işte salatası var, acılı ezmesi var. Evet. Hadi bakalım. Has bir Adana masası olacak birazdan. Ama Mahmut'un yorumları da tek tek güzeldi, açıkladı. Evet. Songül Hanım ne diyorsunuz? Mahmut Bey'in yorumuna el açması doğru söylüyor. Hani hayır, bir... Siz çorbadan diğer yemeklere şu anda ara sıcak kadar. Gidiyor. Hayır ara sıcak, baba garnış çok onları güzel olmuştu. Onları bulamayanlar beğendim baba garnışı. Ama börek hani el açması güzel olmamış. Yani biraz bir tık daha kalın olabilirdi.